Şimdi gelelim e, İstanbul Ticaret Odası ile TÜİK arasındaki makasın açılmasına. Ne makası bu? Enflasyon tespiti makası. Burada ilginç bir durum var. E, Nisan 2022'de bir tespitte bulunduk burada. Dedik ki TÜİK enflasyon hesabı yaptığı sepeti açıklamamaya başladı. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Hiç olmamıştır. Onu dedik ki bu milattır. Burada dedik. Ondan sonra makas açılmaya başladı. Sonra Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı. İşin ilginç tarafı hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan. O ne dese tersini yapıyor. Hani sevmiyorlar diyeceğim Nebati'yi ama öyle de diyemiyorum. Bilmiyorum. Bu sepetin içinde ne var? Gizlenmeye başladığından beri TÜİK kurumu, Nebati'nin söylediğinin aksine acayip yıpranıyor ve insanlar hak ettikleri zamları veya hayatta hak ettikleri yaşam seviyesini elde edemiyor. Böyle bir mesele var. Sepet gizlendi, makas açıldı. TÜİK açıklıyor 64.3, İTO açıklıyor 92.3. Daha önce hep beraber giden. Peki ne oldu? Olan bu oldu işte. Mayıs 22'den itibaren TÜİK artık enflasyonla ilgili, tüketici fiyatla ilgili olarak gerçekleri söylemiyor. TÜİK, Türkiye'nin en önemli e, istatistik kurumu. Bu kurumlarımızı el üstünde tutmamız lazım. 409 madde fiyatlarıyla yayınlanıyordu. Yaklaşık 10 yıllık bir seriydi. Bunu benim başkanlık dönemimde getirdik ve biz ne kadar şeffaf olursak güveni o kadar artırırız diye hareket etti. TÜİK İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı yıllık enflasyon oranları yılın ilk aylarında aynıydı. Nisan ayından sonra o makas açıldı, uçuruma dönüştü. Sebebini eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir açıkladı. Nisan ayında TÜİK madde sepetindeki fiyatları son kez paylaştı. Sonrasında hangi fiyatlar üzerinden enflasyon hesaplandığı sır oldu. TÜİK verilen İstanbul ticaret odasının perakende satışlarını gösteren o fiyat değişimlerini aldım, yan yana koydum. İlginç bir şey çıkıyor. Mayıs 2022'ye kadar arada bir fark yok. 1 veya 2 puan. Maksimum 3 puan önlemiş. O kadar paralel gitmiş ki Mayıs 2022'den itibaren bir anda kopuyor. Bu Aralık ayı açıklandığında da bu fark tarihi bir fark oldu. 28 puan fark oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %64,27 İTO'ya göre ise %93. Arada 30 puana yakın fark var. Maaş zamlarında belirleyici olansa TÜİK'in açıkladığı yılın son 6 ayının enflasyon oranı %15,40'tı. Erdoğan önce 10 sonra 15 puana yakın refah Refah payı ekledi. İTO'nun 6 aylık enflasyonuysa zaten %23'tü. Üstüne refah payı eklendiğinde emeklinin memurun zammı çok daha fazlasına denk gelecekti. Çok düzgün işler yapan, bunu yaparken de hiçbir şekilde şeffaflıktan ve temel kurallardan da uzak durmamış kurumlar. Sayın Nevati'ye şeffaflığın ne olduğunu sormak lazım Sayın Bakan. Neyin şeffaflığı ya? Siz daha önce her şey açık net ortadayken siz bunların hepsini kaldırdınız. Hiç kimsenin takip edemeyeceği hallere getirdiniz. Kimi rahatlattı kimi rahatlatsın. Ben marketten falan kendim görüyorum zaten. Bu TÜİK'in açıklamasına gerek yok. Emekliyi memuru rahatlatmayan maaş zammı eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'e göre kurumun şeffaflığından uzaklaşmasının madde sepetinin gizlenmesinin sonucu. Yine TÜİK aylık enflasyonu %1,18'de yılın en düşüğü olarak açıklarken o ay yani Aralık'ta Kuzey zeytine %8,25, patatese %6, sıvı yağ ve pirince %4 zam açıkladı. Fiyatlarını ise yine paylaşmadı. En çok şaşırtansa emekliyi en çok ilgilendiren kalem oldu. TÜİK'in ilaç zammı hesabı Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu zamla tutmadı. Emeklinin gıda kadar bütçe ayırmak zorunda kaldığı bir başka kalem ise ilaçlar elbette. İlaçlar geçtiğimiz Aralık ayında %36 zamlanmıştı. TÜİK verilerine yansıyan zamsa %18,26. İlaç masrafımız çok. Eşim de ilaç kullanıyor, ben de ilaç kullanıyorum. Tansiyon hastasıyım, kalp hastasıyım. Emekli de memur da %30'luk zam mı yetersiz buldu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu memursen ve kamu sen dışındaki sendikalarla birlikte iş bırakacaklarını duyurdu. Zam oranını masaya yatıracağız ve bunun hesabını soracağız. Evet şimdi bunun üstüne bir de fiyat sabitleme hikayesi geldi. Biliyorsunuz böyle propaganda yapar gibi kampanya başlatır gibi hükümet üyeleri yani karar vericiler yani arkadaş bu ülkede kararları sen al diye yetki verdiğiniz insanlardan bahsediyorum. Kampanya başlatıyorlar neymiş efendim marketler fiyatları sabitlesin mişte falan filan mışta. Kardeşim kampanyayı biz başlatırız siz başlatırsınız hükümet üyeleri kampanya falan başlatamaz onlar karar alırlar. Şu kadar kalemde fiyatlar sabitlenmiştir derler, sorumluluğu alırlar. Kimi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Kaç kalemse 20, 30 bilmem ne bir zam yaptık erimesin. Dolayısıyla bu kalemlerde fiyatlar sabitlenmiştir. Bunun maliyetini hükümet karşılayacaktır. Hükümet dediğin şey karar alır. Karar alır, dilekte bulunmaz, kampanya başlatmaz. Hükümet etmek bu demektir. Dolayısıyla devlet yönetmekle Instagram hesabı yönetmeyi karıştırdıkları için galiba böyle çıkıp efendim Ankara'daki bebeler çıkıp böyle mesajlar veriyorlar. Öyle tatlılar ki.